Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu dersimizde de sizlere toplama işlemini anlatmaya çalışacağım. İlk önce elde eldesiz toplamadan başlayacağız kolay olandan daha sonra eldeli toplamaya geçeceğiz. Eldeli toplamada zor değil zaten. Hemen başlayalım. Ali'nin 24 kalemi vardı. 13 kalem de annesi aldı. Ali'nin kaç kalemi olur? Şimdi toplama demek zaten bir şeyin artması çoğalması demek. Burada Ali'nin 24 kalemi varmış. 13 kalemde annesi ona alıp verdiği için Halil'in kalemleri çoğalmış. O zaman toplama yapacağız. Şuna dikkat edeceğiz. Bir kere onlukların ve birliklerin alt alta gelmesine çok dikkat edeceğiz. 13 kalemi de aşağıya yazalım. Bakın alt alta koydum. Ve toplamayı yapıyorum. Ne yapıyoruz? Birliklerle birlikleri topluyoruz. Birbirine karıştırmıyoruz. 4, 3 daha. 4'ü aklımda tuttum. 3 tane daha sayacağım. 5 6 7. 7 oldu. Şimdi onluklarda sıra. 2 1 daha 3. 37 kalemi olmuş. Ali'nin İsterseniz bir de açılım yaparak, çözümleme yaparak toplayalım. 2 onluk yani 24'ü yazıyorum şöyle. Ve 4 birlikten oluşuyor sayımız. Diğer sayımız da 1 onluk ve 3 birlikten oluşuyor. Şimdi toplayalım. Ne yapıyoruz? Birliklerle birlikleri topluyoruz. 4 3 daha az önce topladık. 7 birlik oldu. 2 onluk 1 onluk daha 3 onluk oldu. Evet. Bu şekilde de çözümleme şeklinde toplamış olduk. Hemen örneklerimizi yapalım. 3, 5 daha. İsterseniz burada 5'i de aklımızda tutabiliriz. 3'ü saymak daha kolay olduğu için. 5'i aklımda tuttum. 3 tane daha sayıyorum. 6, 7, 8 oldu. Hemen birliklerin altına yazıyorum. Bazı öğrenciler bu 8'i böyle yan tarafa, onluklara doğru kaydırıyorlar. Bu sefer yanlış oluyor. Alt alta gelmesine dikkat ediyoruz. 4 onluk, 2 onluk daha 6 onluk oldu. Cevap 68. 6'yı aklımda tuttum. 2 tane daha sayıyorum. 7, 8 oldu. 8 10, 8 onluk 1 onluk da burada var. 9 98 5 aklımda tuttum. 4 tane daha sayıyorum. 6 7 8 9. Burada parmaklarınızla da sayabilirsiniz sevgili öğrenciler. Fakat zihinden de toplarsanız daha iyi olur. 5 2 daha 7. Cevap 79. Şimdi geldik elde toplamaya. Yine bir örneğimiz var. Beyza sabah 28 ve akşam 37 soru çözmüştür. Beyza kaç soru çözmüştür? Hemen yazalım. 28 sabah, 37 de akşam soru çözmüş. Şimdi Beyza'nın çözdüğü soruların toplamını bulalım. Ne yapıyorduk? Birliklerle birlikleri. 8 7 daha 15. Şimdi ben buraya 15'i yazamıyorum çünkü buraya bir tane sayı yazar, yazmam gerekiyor. Bir rakam gelmesi. Ama 15'te iki sayı var. O iki tane. Ne yapıyoruz? 15'in 5'ini yazıyoruz. Neden 5'ini yazıyoruz? Çünkü birlikler bunlar. 5 birliği buraya koydum. Oradan sildim. Bu bir onluğu ise yan tarafa gönderiyoruz. Onu da şuraya tepeye götüreyim. Şöyle göstereyim size. Evet. Biri de oraya gönderdik. Şimdi onlukların hepsini topluyoruz. 2 onluk bir tane de komşudan geldi. 3 oldu. 3 de burada var. 6 cevap. 65 oldu. Devam edelim örneklere. Birinci örnek yapılmış. 8 4 daha 12. 12'nin ikisi buraya gelmiş, koymuşlar. 1 onluğu da buraya gönderdik. Topluyoruz. 4 1 daha 5. 2 de burada var. 7. Cevap 72 çıktı. Şimdi bunu yapalım. 8 3 daha 11. Bakın onu kenara yazıyorum. Çünkü buraya 1 kişi gelmesi gerekiyor. İki kişiyi beraber buraya koyamam. Ne yapıyorum? 11'in birini buraya koydum. Diğer 1 onluğu ise buraya gönderdim. 3 bir daha 4 5 de burada var 9 7 6 daha 13 13'ün 3'ü buraya geldi bir onluk yan tarafa gönderdik 4 bir daha 5 bir de burada var 6 cevap 63 oldu şunu yapalım 9 3 daha 12 12'nin ikisi buraya elde var bir yan tarafa 6 bir daha 7 2 de burada var 9 Cevap 92 oldu. 9 6 daha 15. 15'in 5'i buraya geldi. 1 onluk yan tarafa. 1 1 daha 2 4 de burada var. 6. 9 7 daha 16. 16'nın 6'sını koydum. 1 onluğu yan tarafa gönderiyorum. 7 1 daha 8 bir de burada var 9. 96. 9 8 daha 17. 17'nin 7'si elde var 1. 1'i buraya gönderdim. 1 1 daha 2 5 daha 7 oldu. 9 9 daha 18. Ben hemen söylüyorum sevgili çocuklar. Sizler belki 9'da 9 ile 9'u toplarken zorlanabilirsiniz. Burada parmaklarınızı sayarak yani 9'u aklınızda tutarsınız. Diğer 9'u parmaklarınıza eklersiniz. Bu şekilde 18'i bulursunuz. Zaten zihinden toplamayı zamanla İyice pekiştireceksiniz. Artık hepsini kolayca yapacaksınız. Aynı benim gibi 9 9 daha 18 deyip hemen 18'in 8'ini koyacaksınız. Biri yan tarafa gönderiyoruz. 5 bir daha 6. 3 de burada var. 9 6 7 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1 gönderdim buraya. 1 bir daha 2. 3 de burada 5. 8 6 daha 14. Bir de şunu göstermek istiyorum. Mesela 8'i aklımızda tuttuk. 6 tane daha sayacağız. Eğer zihinden sayamayan öğrenciler varsa şöyle yapabilir. 6 tane çubuk yaparız. 3, 4, 5, 6. 8'i aklımızda tutup 6 tane sayarız. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın böyle de bulabilirsiniz. 14'ün 4'ü elde var. Bir yan tarafa gönderdik. 2, bir daha 3. Bir de burada 4. Yani zihinden toplama yaparken e ee, hemen yapamayan öğrenciler varsa çubuklar yardımıyla yapabilirler. İsterseniz burada onu da gösterelim. 5 bu kez zihinde aklımızda tutalım. 8 çubuk yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 5'ten sonra sayıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 oldu. 13'ün 3'ü üçü, elde var 1. Buraya gönderelim. 3 1 daha 4 5 daha 9. 93 oldu. 9, 2 daha 11. 11'in biri. Bakın bu kez hiç yan tarafa koymadım. Elde var 1. 6, 1 daha 7. 1 de burada 8. 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi. Hiç yan tarafa yazmadım. Artık iyice öğrendim. Elde var 1. 5, 1 daha 6. 1 daha 7 oldu. 9, 6 daha 15. Bu kez yan tarafa yazarak yapayım. Hep zihinden göstermeyeyim. 15'in 5'i elde var 1 verdim buraya. 6 1 daha 7. 2 de burada var 9. 8 3 daha 11. 11'in bir. biri elde var 1. Verdim yan tarafa. 7 1 daha 8. Bir de burada 9. 91 oldu. 7 4 daha 11 yine 11'in biri elde var 1. Yan tarafa verelim. 5 6 2 de burada 8. Evet sevgili öğrenciler ben burada artık alıştırmaları bırakıyorum. Size başka bir şey daha göstereceğim. Video çok uzun olup sizler için sıkıcı olmasın diye. Ne göstereceğim? Bazen 3 tane sayıyı topluyor olabiliriz. Mesela diyelim ki Ali'nin 18 lirası var. Babası ona 27 lira daha verdi. Annesi de 19 lira verdi. Acaba Ali'nin kaç lirası oldu? Bu kez ne yapıyoruz? Hepsini beraber toplayacağız. Bakın burada dikkat edeceğiniz bir şey göstereceğim. 8 7'yi topluyorum. Şimdi 8'i aklımda tuttum. 7 tane daha sayıyorum. 9 10 11 12 13 14 15. 15'i aklımda tutuyorum. 9 tane daha sayacağım. Çünkü annesinin verdikleri de var. 15 9 daha yine zihinden topluyorum. İsterseniz dışarıdan söyleyeyim sizlere de. 15 9 daha 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Bakın ne oldu? 24 oldu. 24'ün 4'ünü koyuyoruz. Bu kez elde var 2. Hani hep buraya 1 gönderiyorduk ya az önce. Bakın bazen elde 2 oluyor. O zaman buraya 2 vermem gerekiyor. Şimdi toplayalım. 2'yi bir daha 3. 2 daha 5. Bir daha 6. Ne oldu? 64 oldu. Demek ki her zaman buraya yan taraftan 1 onluk değil 2 onluk gelebilir. İsterseniz bir örnek daha gösterelim. Bu kez şöyle diyelim. Mesela bir trende 16 yolcu varmış. Sonra diğer durakta 15 yolcu daha binmiş. Diğer durakta 24 yolcu binmiş. Diğer durakta 19 yolcu binmiş. Hepsini toplayalım bakalım. Bu kez daha çok bir toplama yap yapacağız. 6 5 daha 11. 4 daha 15. 9 daha 24. Yine 24 çıktı. 24'ün 4'ü Elde var 2. Iki. 2'yi buraya gönderdim. 2 bir daha 3 4 6 7 74 oldu. Son kez daha fazla sayının olduğu bir toplama yapalım. Mesela ne yapalım? 19 28 17 19 tekrar ve 15 Bakalım bunların hepsini topluyorum. Acaba nasıl olacak? 9 8'i topluyorum şimdi. 9'dan sonra 8 tane saydım. 17 oldu. 7 tane daha sayıyorum. 24 oldu. 9 tane daha sayıyorum. 33 oldu. 5 tane daha sayıyorum. 34 35 36 37 38 oldu. Ne yapıyorum? Yan tarafa yazıyorum 38'i. 38'in 8'i koyduk buraya. Bu kez elde kaç var? 3 var. O zaman buraya 3 vermem gerekiyor. Evet hadi yapalım bakalım. 3 Bir de burada 4 2 tane daha 6 7 8 9 98 çıktı. Evet sevgili öğrenciler. Bunu size göstermekteki amacım toplama yaparken bazen çok toplama yaptığımızda her zaman elde 1 olmaz. Bakın burada 3 oldu. Burada 2 oldu. Burada da 2 olmuştu. Daha önceki örneklerimizde 1 onluk veriyorduk yan tarafa. Burada kaç onluk varsa onu buraya göndermemiz gerekiyor. Buna dikkat edin. Yine toplama işlemi ile ilgili çeşitli alıştırmalar, sorular, problemler başka derslerde çözeceğiz. Şimdilik sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.